milletin merakla beklediği bir soru. HEDEP yerel seçimlerde ne yapacak? İstanbul için, Ankara için HEDEP ne yapacak? Bu soruya bizler çeşitli şekillerde ve zamanlarda yanıtlarımızı verdik. Burada Büyük İstanbul Kongremizi gerçekleştirirken bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Değerli halkımız, partimiz atlatmış olduğu genel seçimlerin çok geniş bir şekilde değerlendirmesini yaptı. Bu değerlendirmede siz değerli halkımızla birlikte yapılan toplantılar, il ilçe örgütlerimizle yapılan toplantıların sonuçları elbette merkezimiz tarafından en detaylı şekilde değerlendiriliyor. Ve şu ana kadar gelinen noktada kararlaşmalarımız oldu elbette. En önemli kararlaşmamız, kayyum atanmış belediyelerimizi tek tek geri almak. Kayyum rejimi antidemokratik bir rejimdir. Kayyum rejimi faşizmin ve otoriterleşmenin ta kendisidir. Kayyum rejimi Kürt'e senin seçme ve seçilme hakkın yok diyen bir anlayıştır. O nedenle ilk işimiz kayyum atanmış belediyelerimizi geri almak, az farkla kaçırdığımız belediyelerimizin tamamını bu seçimlerde hep beraber geri almak olacak değerli arkadaşlar. Ve bunun için büyük bir halk seferberliği ilan ediyoruz. Bugünden itibaren İstanbul'da bulunduğumuz her mahallede, her semtte sizden en büyük ricamız gitmedik ev, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayalım. Bu hem Kürdistan'daki seçimler için hem Türkiye'nin batısındaki seçimler için oldukça önemli. Bunu mutlaka başarmalıyız. Peki yine bize sorulan en önemli sorulardan birisi şu. Adaylarınızı nasıl belirleyeceksiniz? Bizler bu dönemde adaylarımızın belirlenmesi konusunda elbette çok önemli kararlar aldık konferansımızda. Bu kararlardan en önemlisi Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz ilçelerde, belediyelerde belediye eş başkanları adaylarımızı halkın önüne sandık kurarak belirleyeceğiz. Doğrudan demokrasiyi bu seçimde illerimize, ilçelerimize ve bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Yine herkesin merakla beklediği, peki Batı'da ne yapacaksınız? Örneğin İstanbul'da ne yapacaksınız? Bir kere değerli halklarımız, bizler İstanbul'un asli özneleriyiz. İstanbul demek tek başına İstanbul demek değildir. İstanbul Siirt'tir. İstanbul Bingöl'dür. İstanbul Iğdır'dır. İstanbul Türkiye'nin ve Kürdistan'ın dört bir yanı demektir. O nedenle burada ne yapılırsa bunun karşılığını bölgede de, bölgede ne yapılırsa bunun karşılığını burada da alacağımızı zaten hepimiz biliyoruz. Bu nedenle bizler bugün hali hazırda bizler bu kongremizi gerçekleştirirken Ankara'da yerel yönetimlerle ilgili konferansımız gerçekleşiyor. Ve bugünkü konferansımızda çok önemli kararlar alınacak. Bu kararları kamuoyuyla paylaşacağız. Bugün bu konferansımızda eş genel başkanımız şu an oradadır ve sevgili Tuncer Bakırhan buraya gelemedi konferansa katıldığı için onun da selam ve sevgilerini buradan iletiyorum sizlere. Biz şu konuda çok netiz. HEDEP'i görmezden gelenler, HEDEP'i siyaseten görmek istemeyenler, HEDEP'i Kürt halkını, HEDEP'in bileşenlerini nasılsa devam eden cümlelerle değerlendirenler ya da tam tersi HEDEP'in
ne yapacağına bakacağız diyenler şunu çok iyi bilmeli. HDP bu seçimlerde kazanmaya, Türkiye halklarının kazanmasına odaklanacak. Çok net bir biçimde bizler hep birlikte kazanmaya odaklanacağız. Biz bu ülkede üçüncü büyük siyasi partiyiz. Hiç kimsenin bizi görmezden gelmesine, hiç kimsenin bizlere kayyum atamasına, hiç kimsenin bizim siyasetimize zincir vurmasına izin vermedik. Bu yerel seçimlerde de buna asla izin vermeyeceğiz. Çağrımızı yineliyorum değerli halkımız. Çok az bir zaman kaldı yerel seçimlere. İstediğimiz sonuçları almak için il ilçe örgütlerimiz bir yandan seferber olurken siz değerli halkımızın aynı seferberlik ruhuyla çalışma yürütmesi kazanmamız için çok önemli. Bizler öyle bir İstanbul istiyoruz ki halkın kendi kendini yönetebileceği bir İstanbul istiyoruz. Bizler Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Arap'ın, Çerkez'in ayrımcılığa uğramadığı bir İstanbul istiyoruz. Bizler ranta açılmış kapıları ardına kadar açan yönetimler değil, tam tersi işçiden, emekçiden, yoksuldan, toplumdan yana bir İstanbul istiyoruz. İstanbul'da Tuzla tersanelerinde yükselen sesleri duyacak bir yerel yönetim istiyoruz. Tekstil atölyelerinde, fabrikalarda alın terimizin kıymetini bilen bir yerel yönetim istiyoruz. İnşaatlarda çalışan başta Kürt gençleri, Kürt işçileri olmak üzere bütün işçi kardeşlerimin haklarının görüldüğü bir yönetim istiyoruz. Bizler üretenlerin yönetebildiği bir yönetim istiyoruz. Ve İstanbul'u rant alanına çevirenlere karşı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Evet değerli halkımız, sokakta, fabrikada, atölyelerde, üniversitelerde, içeride, dışarıda, derste, sırada bizler mücadele azmimizi kaybetmeden çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Bize Kobani Kumpas davalarını kuranlara, bizleri yok saymaya çalışanlara karşı en güçlü cevabımızı örgütlü mücadelemizle vereceğiz. Ve burada Kumpas davasında şu an demir parmaklıklar arasında bulunan bütün yoldaşlarımıza, sevgili Figen Yüksekdağ, sevgili Selahattin Demirtaş'a, sevgili Leyla Güven'e, Gülten Kışan'a selam olsun hepsine. Boşuna çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniyen'le bekle bizi. Bekle, bekle zafer şarkılarıyla gelişimizi. Bekle bizi İstanbul. Özgürlük şarkılarıyla, barış şarkılarıyla, adalet şarkılarıyla geliyoruz. Kazanmak için geliyoruz. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka.